Hayat böyle. Yani entelektüel insanlar bir araya geldiklerinde çok alıntı yapıyorlar. Çünkü gerçekten benzer şekilde düşünen insanlar bir bakıma bir aile aslında. O yüzden belki de bu filmin bana göre korkutan en büyük tarafı buydu. Yani çok edebi ve çok felsefi konuşmalar var. Bunlar sinemada nasıl duracak? Kış Uykusu'nda bunu denemiştim ama bunda daha çok vardı. Onları daha kabul edilebilir kılacak jestler, mimikler, olaylar, detaylar, durumlar yaratmaya çalıştık. Öyle olduğunda ne oluyor biliyor musun genç dostum? Edebiyatın merkeziymiş, taşrasıymış, kalemin kağıda değdiği yermiş, şuymuş, buymuş. Hiç ama hiç umurumda olmuyor. İşte sizin toy kafanızın anlayamadığı şey de bu. Hayatta sadece tek bir gerçek yok. Ayıp oluyor, ayıp oluyor. Edebiyatmış, başarıymış, al hepsi senin olsun. Tepe tepe kullan. İnsanlar... Şu anda Nobel verseler gidip almam. Bilmem anlatabildim mi? Onun için genç dostum, bana müsaade. Aslında hep gençler üzerine bir film yapmak istiyordum öteden beri ve bu biraz da fırsat oldu. Bir bakıma Türkiye'de bir kendini var etmeye çalışan ya da bağımsızlığını bir şekilde kazanmaya çalışan bir gencin etrafını kuşatan değer yargılarını bütün her şeyiyle göstermeye çalıştık.